Loeb'in son gündeyiz. Konferans bugün sona eriyor. Bugün öne çıkan konulara hızlıca bir bakış attığımızda şunları görüyoruz. Dijital analist Brian Solis, değişim bir ekosistemdir diyor. Hiçbir girişimci üretilecek her şey üretildi cümlesiyle hayata başlamaz. Brian Solis'in panelinde konuk ettiği Scully kasklarının kurucusu Marcus Weller, kendi geçirdiği bir trafik kazası sonrasında yeni bir kask geliştirmeye karar veriyor. Scully'nin özelliği, insan vücudunun bir parçası gibi tasarlanmış bir kask. GPS, head-up display, arka görüş kamerası gibi çok teknolojik özelliklere sahip bu akıllı kask, kitlesel fonlama ile hayata geçti ve bu istediği kaynağın 10 katını topladı bu kitlesel fonlarla. Matthias Lüfkens, Digital Democracy adlı panelde Twitter'ın siyasi aktörlerin iletişimlerini de değiştirdiğini anlattı. 2014 yılında selfie çeken başbakanlar, ayaklarının fotoğraflarını paylaşan bakanlar ya da Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden birbirleriyle iletişime geçen dışişleri bakanları gibi çok ilginç iletişim alanlarının yükseldiğini gördük. Drone konusu tam bir yükselişte. Geçtiğimiz senelerde hayatımıza teknolojik ürünler olarak giren dronelar artık özellikle prodüksiyon alanında ciddi şekilde kullanmaya başlandı. Önümüzdeki yıldan itibaren kargo, ürün teslimatı gibi alanlarda da droneların yaygın bir şekilde kullanılması bekleniyor. Bu da tabii çok önemli yeni regülasyonları gündeme getirecek. Artık hava taşımacılığı ya da havacılık kuralları droneları da düşünerek yeniden ele alınmak zorunda. Önümüzdeki yıldan itibaren drone kullanmak için pilot lisansı bile gerekebilir.